Evet sevgili dostlar, Prof. Dere sorar, sorgular, araştırır. Prof. Dere daldan dala atlar. Her gün yeni bir konu buluyorum, her gün yeni bir şey. Bugünkü konumuz Muğla Kövcü'yüz. Bir de konumuz şu, zenginler nasıl zengin olur? Para ne kadar önemli? Para mutluluk getirir mi? Kövcü'yüz'de işler güçler, Kövcü'yüz'de selam gönderir bugün buradan. Evet. Ne diyeyim şimdi ben sana? Şimdi diyeceğimiz şey şu. Zenginler nasıl zengin olur? Zenginler şimdi bir iki yoldan zengin olmanın yolları var. Evet. Profesör. Evet sevgili dostlar. Kardeşim. Evet sevgili dostlar. Zenginlik nasıl zengin olunur? Şimdi normal yoldan zengin olmak günümüz koşullarında hayal. Bırak şimdi hikaye. Ben şimdi çalışacağım, zengin oldum, zengin olacağım diyenin yalan söyler. Ben evet. Mutlaka o işin içinde haram diyemeyeceğim ama başka dümenler vardır mutlaka. Çok laf yalansız, ha. Çok para haramsız olmaz demişler. Tamam ama atadan kalmıştır, toprak sahibidir, geniş arazisi var, ticaret atadan, bu dededen kalmıştır. Çocuk da uyanıktır, evet. Devam ettiriyordur. O adam zengindir, o adam zenginliğine benim lafım yok. Evet. Ama adamın atasında bir şey yok. Benim gibi çulsuzun biri. Evet. Bilmem nerede yok. Adam affedersin arkasını dayamış bir yerlere. Ötekine yalamalık yapmış. Berikine yalamalık yapmış. Komisyondu. Bilmem neydi. Ayak oyunlarından parayı buluyor bazıları. Günümüz koşullarında evet. Bu çok geçerli. Ama bu her dönemde vardı. Ya tamam her ama dönemde. Bu dönemde çok fazla oldu arkadaş. Ama işte şimdi 70'lerde de buydu, 80'lerde de buydu, 90'larda da bu, 2000'lerde de bu, 2000'i geçtik. Hep var. Ama ülkenin olmasa iyi değil mi arkadaş? İyi. Ben emekliyim ben. Evet. Emekliyim. Evet. Aldığım para belli. Evet. Yani şimdi... Evet. Benim bundan sonra uçağım olur mu? Olmaz. Olur. Olmaz bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Hayallerinin peşinde koşabilirsen olur. Küçük uçak olur abi. Oyuncak uçak olur. Var öyle uçak canım. Ondan satıyorum evet. Ben. Oyuncak evet. Satıyorsun. Oyuncak çizgi. Sonuçta olur. Oluyor da. Şimdi canım. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle derler. Adam yemek yer. Evet. Restoran gider yemek yer. Evet. Artanları da paket yaptır eve götürür. Derler ki şu adam böyle zengin olmuş işte falan. Ona değil, ne diyorsun? Değil diyor. O olmaz. Abi şimdi bak koçla ilgili bir laf vardır. Eskiden anlatırlar derler ki doğum günü yapmış kalan pastaları mutfağa götürmüşler. Atacaklarmış. Koç toplamış götürmüş evinde yemiş derler. Yiyebilir. Ha, ama işte. Ama onlardan paralığa toplanır mı arkadaş? Evet. Koç zamanında Ankara'da Cumhuriyet ilan edilmiş. Tarihi ben hayatını okudum Koç'un. Evet, evet. Ne yapmış? Orada iyi dostlar edinmiş mecliste. Şurada, burada. Evet. Türkiye yeni oluşum, yeni inkişaf geliyor. Bakirken, Türkiye bakirken. Ha. Oralarda nerede ne yapılacak? Adamın kafası da çalışıyor. Şuraya bilmem ne bakanlık yapılacak. Şuraya müsavirhane yapılacak. Şuraya lojma. Oraları almış, çevirmiş. Oraya da mal satmış, oradan da mal almış, gitmiş İtalya'dan, Amerika'dan, oradan buradan getirmiş, satmış, getirmiş, satmış, getirmiş, satmış. Bu artı değer üredikçe, yememişler. Evet. Tasarruflu bir adam. Evet, evet. Koç, bir babacı, bilmem ne kadar süre giyer. Bir hem öyle derler ha, ya, adam ayakkabısı yamalı derler. Ha. Yamalı yani, değildir de. İlk zamanları yamalı. Tamam bizde sen yamalı giydin mi? Hiç çok, ben çok giydim. Ben çok giydim abi. Biz altı kardeştik. O zaman sen zengin olamadın ama. Kendi gönül zenginliği var ama seninle. O da ayrı bir şey be. Neyse be olsun be. Ben de biz de olamadık. Biz de gönlümüz zengin. Benzinle gitsen benzin alayım. Gönlüm zengin abi. Sen işe yarar mı? Yaramaz. İlle kart istiyor. Kartı sokacaksın diyor bir yerine, evet. Şeye, bir makineye diyor. Evet. O zaman verin. Şey diyor. Diyeceğim, Kövcü'ye mesaj vermek istedin, özledin, dostlarını ufak ufak söyler misin? Ya, çünkü Kövcü'ye biz daha yeni evvelsi gün geldik. Ben özledim Kövcü'ye arkadaş. İstanbul'da hakikaten yaşamak istiyoruz. Tuana Restoran'ta. Tuana Restoran'ta. Çocuklar, aferin Ali ben. Ali var, Hamza var. Hamza ne? Ali ben de özledim bunları. Orada oturan da iki duble şöyle denize güneş batarken bir içmeyi bir özledim, bir sormak istedim. Evet. Kövcü çok güzelleşmiş. Başkana mesajın var mı? Başkanım zaten. Sayın Başkan, değerli üyeler. Başkanım çok çalışıyormuş. Evet. Kendini de çok yoruyormuş. O kadar çok şey yapmasın, yormasın kendini. Evet. Kendine iyi baksın. Evet. Daha çok güzel şeyler bekliyoruz bundan. O gördüm karşıda Nedret abinin oradaki. İskele restoranda bayrağı gördüm. Bir türlü gidemedim. O çok şey yapmış oraya. Küçük marina yapmış. Evet. Marina. Bak onu bile
Yaptırtmadılar yıllardır. Kendi cebinden yaptır onu. Evet. Kendi cebinden derken belediye kendi imkanından. Yağından, duzundan, gavurla gavurla yapıp duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Köyciyiz. Salih Erbay'ın kıymetini geç anlayacak. Geç. Anlıyorlar da. Şimdi bir gün diyecekler ki adam neler yapmış biz anlamamışız diyecekler. Anlamayanlar onun arkasından el değil onlardır. Ben kendi kendimize onun arkasından kuyruğunu kazanlardır ya. Evet, başka adamla şey yapmaz. Bak getirdiğin şey burada. İşte ha nerede o? Orada. Ha, bak işte ha. Onu bak. Yok. Şöyle gösterelim şöyle, bakalım. Ha, bak. Oradan görmez yalnız. Öyle mi? Şey burada ya şöyle. Ha, bak. Şöyle bak. Bak, bunlar hep köyceğin şeyi bu, takvimi bunu evet. Başkan sağ olsun ayırmış bana da, evet. Gittim de al verdi. Bak, hep başkan gittim. Beni de seviyor be ha. Sever, iyi insanları sever. Bizim tamamımızı sever. Bak bu kaplıcalar şeyle. Ama bu istikrarlı bir şekilde yıllardır devam eden bir hareket yalnız. Bak bu ikinci koymuş. İkinci ya çok güzel. Şuraya böyle ikinci koyu bak. Burada bu da etkinliklere bak. Evet. Ya. Güreş etkinliği yapmış. Kim derdi ki bir gün köyde güreş etkinliği yapacak? Ya. Bak işte Atatürk de başında hemen baş ucunda bak. Bu sevgi hiç bitmeyecek. Bitmeyecek diyor bak. Lan bak. Atatürk ilkeleri ışığında ilerleyen, barış ve huzur içinde yaşayan, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmadığı bir yıldır. Bunu kendisi yazmış. Kendisi yalnız bir yerde alıntı değildir bu. Evet. Hep böyle bu şey var. Başkan vardır. Çok zeki yalnız bak. Bak burası ilkbahar bak. Evet. Burası sonbahar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi abi? Burası yaz bir de sen... şurada şey var. Burada kışı da görürsün. Abi sana üstünde. Bir şey söyleyeyim mi? Sen baya okuma yazma biliyorsun ha. Ben yine cahil sayılırsam yine okumam yazmam vardır buradan da. Bir şey söyleyeceğim. Ya yazıyorsa adını ödemeye öyle mi? Yazıyor mu? Evet. Ben... Sen gözlük takmıyor ya oradan görmüyor. Oradan görmüyorum. Ben yakın görüyorum manyağı. Ben bunu lan bir bak. Bak kış yazıptır orada. Allah. Ne diyorsun abi ya? Bu gar bak gar bu. Bir şey söyleyeyim bunu kolay kolay kimse de okuyamaz değil mi? Okuyamaz bu gar bu. Ta evet. Şey var ya Çiçek Baba'da. Evet ya. Şeyin, bak sen... abi nereden nereye ya. Ya bunu asalım gar öyle güzel bir yere. Onu şuraya asalım. Oraya şimdi de sonra çekimden sonra asalım istersen. Ey madem tamam nasıl istersen bunu as gar güzel bir yere as da köyceğiz neresi de hep durmasın. Yani soruyorlar zaten köyceğiz neresi diyorlar hemen gösteriyor. Salih Erbay'dan da bahsediyoruz. Ayın 11 Mayıs'ta İstanbul'da Muğlalılar Gecesi var. Öyle mi? 11 Mayıs'ta benim de doğum günüm var. Tamam. Onun da benim doğum günüm. 11'inde ama doğum günüyle Muğlalılar Gecesi aynı yerde yapacağız. Mövenpik. Yani yok. Maslak'ta bir otelde ama otel ismini unuttum. Neyse yani. Şey yapacaklar. Muğla Zeybe çalışmalar yapıyorlarmış. İşli Belediyesi onlara bir yer tahsis etmiş. Evet. Ben de gittim orada. Kültür bilmem ne. Evet. Sarayı diye bir yerde gittim hatta çalışmalarına katıldım. Bayağı açıkladın yalnız ha. Yerini de söyledim aşağıya yukarı. Şu anda seni izleyen der ki tamam oraya gidelim derler. Git ama her zaman değil aydın. 15 günde mi çalışıyorlar Muğla Zeybe'nin bütün egzersizlerini şimdi böyle? Şimdi bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız lütfen Google'a Muğlalılar DNA yazsın. Orada web sitesi var. O web sitesinden de... Hep yazıyor mu orada bunlar? Tabii hepsi yazıyor. Hiç şey yapmaz, es tamam. Geçmez yani. Evet sevgili son. Tamam. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan süre böylece de son buldu. Herkese selam diyelim. Muğla'yı seviyoruz. Muğla'da, Kütüphane Restoran'da çocukların hepsine sevgiler sunuyoruz. Hepsi dünyayı çocuklar ya. Evet, vallahi billahi. Ondan sonra senin mesaj vermek istediğin birileri var mı? Ya beni sevenler yerinde sağ olsun yerin o caminin yanındaki oruyor şimdi yaza doğru oraya gideceğiz. Evet. Orayı şenlendireceğiz. Evet. Allah'ın izinden. Sevmeyenden de işi rast gitsin. Boş ver herkes ya. Doğaya ne atarsan o gelirmiş o sana. O gelir. Ha tohum ne sağlıklı tohum atarsan sağlıklı tohum verir. İyi duygular beslersen herkes için. Herkesten iyi duygu gelirmiş. Bütün dünya insanları güzel olsun. Ama bu hep temenni oluyor. Ne yapalım canım? Ne yapalım? İşte yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Yeter abi ne yapacaksın? Yeter daha ne yapacağız? Doğaya pozitif enerji gönderiyoruz. Bak, o bile yeter. Doğa yeşerdi. Evet. Doğa böyle canlandı. Her yerden böyle güneş tüm ışınlarından vurmaya başladı. Evet. Bitkiler, insanlar bu cıvıl cıvıl olmaya başladı. Ne kadar güzel ya. Evet, yazın gelmesi, baharın gelmesi. Ya biz bile canlandık arkadaş. Bir şey söyleyeyim mi? Köyciz cennet abi ya. Cennet. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim İçimdekiler mi? İçimdekiler bunun farkında değil de benim gibi böyle bir iki ay köyden bir ayrılsınlar bak nasıl fark edecek. Şahin Tepesi'ne falan gittik. Bu Şahin Tepesi'ne küçük köylere gittik. Köylerde dolaştık. Hmm. Oradan
Salih Arba yine bir akrabasıyla karşılaştık. Bu oralara turizm işte. Ya cennet gerçekten. Evet, ya. Evet, evet. Vallahi bir. Şahin Tepesi o ikinci üçün inerken ki yok, şey mi? Yok şeyde Dalyan'da. Dalyan'da. Ha, Dalyan'da. Tamam. Tamam. Söylemek istediğim bir şey yok. Yok, teşekkür ederim. Yeter. Bugünlük yeter. Bir iki lafladık. Bir köyceğiz programını böylece. Bir iki lafladık. TRT'de vardı ya. Bir, bir gezelim görelim programı. Böylecik de. Son buldu. Evet. Tekrar sizi bekleriz. Gibi. Arkası yarın. Arkası yarın. Ya, yeni bir program yapacağım yakında. Evet. Bana mı güldün diye. Sıkıntı komik olur mu acaba? Yok be, sana gülen kendine güler ya. Boşver sen, ne yapacaksın? Cevap buydu. Ne yapacaksın?